bugün sizinle hukuktan sonra nasıl iş bulunur? Birazcık bunu konuşalım. Kendi ulvi yeteneklerime dayanarak size bu konuda bir şeyler söyleyebileceğimi düşünüyorum. Ulvi yeteneklerimde şu oluyor. Eylül ayından beri çalışmaya başladım. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 10 aydır çalışıyormuşum. Bu 10 ay içinde 2 kez iş değiştirdim ve bu 2 iş değiştirmemin arasında 1,5 ay falan çalışmadım. Yani böyle ulvi yeteneklerim var diyorlar. Neyse, cıvıtmadan size şimdi birazcık hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra nasıl iş bulunur birazcık onu konuşalım. Bu arada şu an saat 10.30 ve ben kalktım bir anda saçımı makyajımı yaptım. Bu yüzden gerçekten YouTube sevdamlıyorum. Bana bunu kimse yaptıramaz diye şey diyeceksiniz belki. İzlenme almak için yapıyorsun, para kazanmak için yapıyorsun. Vallahi yapmazdım yani, gerçekten yapmazdım, öyle söyleyeyim. Neyse, gelin başlayalım. Şimdi bence hepimizin o bildiği, o hepimizin koşa koşa gittiği o site LinkedIn. LinkedIn'den şimdi nasıl arayabilirsiniz? LinkedIn'de şimdi çok basit arkadaşlar. Gidiyorsunuz, arama ilanına yasal stajyer yazıyorsunuz. Birçok ofis orada ilanlarını açmış oluyor. Mesela şey gibi şirketlerde Siemens, ne bileyim, bugün neler gördüm ben? Aras Kargo gibi şirketler de böyle yasal stajyer programları açıyor. Eğer in-house yapmak isterseniz yasal stajınızı bence mutlaka başvurun. Bazı yerler İngilizce istiyor, bazı yerler istemiyor. Bu tamamen şirketten şirkete değişen bir şey. Neyse, nasıl başvuruyoruz? Giriyoruz işte. Bazısı diyor ki kısa yol, hani LinkedIn kolay başvuru diye bir şey var. Ona başvuruyorsunuz, tık başvuruyor. Çünkü kendi bilgilerinizi siz önceden LinkedIn'e girmiş oluyorsunuz. LinkedIn'inize işte CV'nizi vesaire yüklemiş oluyorsunuz. Öyle olunca tek hızlı başvuru yapabiliyorsunuz. Bazı firmalar ise kendi sitelerine yönlendiren bir link yapıyorlar. O linke tıklayıp kendi sitelerine gidiyorsunuz. Bazı sitelerinki inanılmaz uzun ve inanılmaz yorucu olabiliyor ve bunlar birkaç aşamadan oluşabiliyor. Ben girdim birkaç kere. İşte ilk kısa böyle soruları dolduruyorsunuz. Sonra onaylanırsanız oradan size bir link geliyor. Oradan zeka testi yapılıyor, İngilizce testi yapılıyor. Böyle çok saçma testler yapılıyor bazen ve bunlar 40 dakikayı, bazen 1 saati bulan şeyler oluyor. Bunları tık 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 yaptıktan sonra son aşamada da red yemek insana birazcık koyuyor açıkçası. Kusura bakmayın, böyle bir dil kullandım ama. Bu sitelerinde böyle oluyor. LinkedIn'de de işte arama yasal stajyer yazıyorsunuz. Bu arada aramaya sırf yasal stajyer yazmayın. Eğer böyle daha büyük şirketler çalışmak istiyorsanız bence legal intern diye aratın. Çoğu böyle büyük şirket Ocak'ta, Şubat'ta açıyor ama şu an Temmuz'dayız. Aslında tam Eylül'de yasal stajı başlayacakları için mükemmel bir zaman. Ya da mesela ben merak ediyorum, şu an okuyorum veya daha hukuk seçeceğim diyorsanız da girip bakabilirsiniz LinkedIn'den. Legal intern yazın, yasal stajyer yazın. Birçok ilan var. Hepsini görürsünüz. Sizi bu ilanlar arasında ne öne çıkarır birazcık da ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, yani üniversitede ne kadar çok faaliyete katılırsanız, ne kadar çok yaz stajı yaparsanız, ne kadar çok sertifika alırsanız o kadar çok öne çıkarsınız. Ben mesela pandemide, 2 senem benim pandemiye denk geldi. O yüzden çok aktif değildim okulda ama buna rağmen 2 tane okul kulübünde yönetim kurulu üyesi oldum. Okulun kendi programlarına katıldım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü o tarz şeyler gerçekten sizi çok öne çıkarıyor. Mesela Berfin benim çok yakın arkadaşım. Biliyorsunuzdur hepiniz. Low Podcast diye bir podcast şirketi mi? Podcast kuruluşu mu? Ne o da niye bilmiyorum. Orada çalıştı ve mesela Berfin'de Low Podcast bayağı öne çıkardı. Yani çok fazla hukuk mezunu var dediğimiz gibi. Şansın avgıyla belki birazcık elenecek olsa da hukuk avukat olacak sayısı. Yine de çok fazla hukuk mezunu var ve bir yerden sonra eleyici olmanız gerekiyor. Çünkü yani çok fazla güzel üniversite var. Onların da yani mesela İstanbul Üniversitesi'nden 1000 kişi mezun oluyor. Marmara'dan yine sanıyorum o civarlarda mezun oluyor. Çok fazla nitelikli hukuk öğrencisi mezun oluyor ve size hani o kişilerin arasında da ayıracak bir şey olması gerekiyor. Bir yerden sonra hani Marmara'da okumak, İstanbul'da okumak, Koç'ta okumak yeterli olmuyor. Bu yüzden olabildiğince CV'nizi de genişletin. CV nasıl hazırlanır videosuna da geldim. Burada onu göstereceğim size. Birazcık da bilgisayarımdan yardım alarak göstereceğim. Dediğim gibi kendinizi birazcık öne çıkarmanız gerekiyor. Sizi o adaylardan farklı kılan şeyler olması gerekiyor. CV'nin estetiği de bu arada önemli. Yani şap şap, yalap şap mı denir, ne denir? O tarz bir CV sizi çok öne çıkarmayabilir açıkçası. Çünkü ben de insan kaynaklarına bir olsam ne kadar bir CV'de özen gösterildiğini hissedersem o kadar daha önemserdim gibi hissediyorum. İkinci sitemiz, bu bir site değil ama Legal 500'ün sayfası var. Bakın şimdi size bilgisayarımdan göstereceğim onların hepsini. Arkadan da anlatacağım. Hatta Legal 500'e gelmeden önce gelin size birazcık LinkedIn'deki o aramaları da göstereyim. Legal intern yazıyorum en basitinden. Legal intern İngilizcesi yasal stajyer demek zaten.
Bakın bir sürü yer çıktı şimdiden. Burası burası. Hani bakın bu arada öğrenciyseniz de part-time working student var Siemens'in. Bu tarz yerlere başvurabilirsiniz. Bunlar gerçekten CV'nize sizi çok ileriye taşıyacak şeyler. L'Oreal'in var. Hilti bilmiyorum neresi. Bir sürü yer var ama görüyor musunuz? Ben farklı farklı şeylere baktığım için sürekli onlar da çıkıyorlar şu an. Hukuk stajyeri bakın bir sürü var. Farklı farklı ilanlar da var. Ben çünkü sırf legal intern'e bakmıyorum. Sonra gidiyorum Türkçe yazıyorum. Yasal stajyer. Ne ayınları çıktı. Olsun. Bakın. Trainee law. Bir sürü şey var. Genç Albarak Akademisi. Coca-Cola'da bir şeyler interni, Doğuş Oto'da bir şeyler, uzun dönem stajları. Bunlara bakın. Sonra gidiyorum bir de Law Review'ye bakıyorum. Çünkü niye bakmayayım diyorum. Bakın mesela burada stajyer avukat. Law Review'den önce stajyer avukat diye de bakalım. Çünkü ben yasal stajyer yazdım daha demin. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten çok fazla şey var. Tabii her biri kabul ediyor mu? Bazen etmiyor. Ama ya da başvurmaktan ne zarar gelin. Bakın avukat ilanları, çok güzel avukat ilanları var. Turkcell var. Hyundai'da bakın legal intern var yine. Decathlon var. Var anam var. Duty free var. Bayağı var. Şimdi ilk buradan baktık. İkinci şimdi legal 500'ü göstereyim size. Gelin beraber şuna bakalım. Bir kopyalıyorum hemen. Yapıştırıyorum buraya. Kendi web sitesine giriyorum. Hatta bak şurada kariyer kısmı var. Kariyere tıklıyorum buradan. Bakın burada her sitenin kendi kendine application formları oluyor. Bunların çoğu bu arada IELTS, SAT diyorum. IELTS, TOEFL tarzı İngilizce yeterlilik sınavlarının sonuçlarını istiyorlar. Ama Legal 5'teki tüm sayfalara bakın. Çünkü tüm sayfalarda çoğunlukla kendi başvuru kısımları var. Böyle kariyer diye. Ve her birinin tarihi farklı. Yasal stajyer ve yaz stajyeri için genellikle Ocak, Şubat'ta alıyor bu Legal 5'tekiler. Aklınıza bulunsun. Size göstereceğim yerlerden biri İstanbul Barosu'nun staj ilanları. Bilgi havuzu diye geçiyor. Bakın stajyer avukat arayan avukatlar, meslektaş arayan yani avukat arayan avukatlar, stajyer arayan stajyer avukatlar, çalışma ortamı arayan avukatlar, hukuk fakültesi öğrenci ilanları, işte her şey var burada. Yani görüyorsunuz her şey var. Ben şu an buraya üye girişi yaparak bunu görüyorum ama sanırım üye girişi yapılmadan da görülüyor. Bakın stajyer avukat arayan, yapmamışım bakın. Hemen bir üye giriş yapalım. Şu an üye giriş yapmaya birazcık üşendim. O yüzden hukuk fakültesi öğrenci ilanlarına basacağım. KVKK diye şunları da kapayım. Bakın bir sürü görüyor musunuz? Öğrenci stajyer arayan bunlar ofisler. Bu tarz çok fazla yer var. Bunlar sizin için gerçekten çok işe yarayan şeyler olur. Çünkü CV'nizde yaz staj yaptığınız gözüküyor neticede. Şimdi CV da nasıl yapılır? Size birazcık kendi CV'mle ilerleyerek göstereceğim. En son CV'm bu değil ama şu an bunu bulabildim. Bunda yasal stajlarım yok sanırım. Ama ben İngilizce yazdım mesela CV'mi. İşte Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. Yeniliğe ve öğrenmeye açık bir insanım. İşte yabancı kültürlere, uluslararası ilişkiler ve hukuka ilgiliyim. Aktif olarak hani İngilizce ve Türkçe çok iyi biliyorum. Ve de ayrıca Almanca ve Rusça'yı da azıcık biliyorum tarzı bir şey yazdım şuraya. Education ve Qualifications kısmında da ilk lisemi yazdım. Lise mesela TEOG mu deniyordu? TEOG'da %1,94'e girmiştim. Onu yazdım. İşte sınav puanımı yazdım. Çok gerekli mi değil bence ama ne bileyim işte yazmışım. Sonra Koç Üniversitesi'nde Türkiye'de 5824. olarak Koç Üniversitesi'ne girdiğimi yazdım. 2018'de girdim. 2023'te mezun oldum mesela. Bu da Koç Üniversitesi'nden mezun olduğum GPA'yim. Bunu birazcık yanlış yapmışım ben de bu CV'yi ama zaten güncel CV'yim bu değil. Sonra bir altında mesela work experience, çalışma deneyimlerim var. Koç Üniversitesi'nde ben mesela bir öğretmenin yanında bir hocanın yanında çalışmıştım. Work and study yapmıştım. Onu yazdım. Şu anki CV'mde mesela bunların açıklama kısmında neler yaptığımı da bayağı yazdığım bir CV'm oldu ama dediğim gibi bu şu an değil ama size kendi LinkedIn'imden de göstereceğim birazdan. Sonra mesela dedim ya size Koç Üniversitesi'nde iki tane kulüpte yönetim kurulu üyeliği yapmıştım diye. Onları yazdım buraya. Epikürüs ve Ekopolitik Kulübü'nde. Sonra Çayan Sevener diye bir hukuk biliyorsunuz yaz stajı yapmıştım. Bu çok kısa bir şeydi ama bunu da yazdım. Sonra yaz stajı yapmıştım başka bir hukuk biliyorsunuz. Bu legal 500 olan bir ofiste. Onu yazdım. Sonra buraya dillerimi yazdım. Yeteneklerimi yazdım vesaire. Şimdi size gelin kendi LinkedIn'imi göstereyim. LinkedIn'ime neler yazdım, neler ekledim vesaire. Aslında siz de bakabilirsiniz benim LinkedIn'ime şu anda. Ama beraber gelin bakalım.
Şimdi mesela şu an ya stajyeri stajyer avukatım. Bu ofis benim en mutlu olduğum ofis çünkü şu an babamın yanında çalışıyorum. Babam da avukat benim. Onun ofiste çalışıyorum. Şimdi müvekkillerimizin icra, ceza, basın ve cezai davalarına yardımcı oluyorum. Ekim 2024'te avukatlık ruhsatımı alacağım. Aslında eksik bile yazmışım ama olsun. Ondan önceki yeri staj yaptığım yerde 6 ay burada staj yapmıştım. Onu anlattım. Corporate departmanındaydım. Corporate departmanında neler yaptım birazcık onu kısaca yazdım. İşte burada da yine aynılarını yazdım vesaire. Gönüllü çalışmamı yapmıştım vesaire. Çok mesela gelişmiş değil CV'im, LinkedIn'im ama LinkedIn'de bence önemli şeylerden biri de bağlantınızın çok olması. Bu bir arada reklam değil aslında da ben CV'mi bu siteden oluşturmuştum. Bu site paralı bir site. 50-60 lira sanıyorum ki. Çok fazla şablon var ve bir kere veriliyorsunuz o parayı. Sonra üyeliğinizi iptal etmeyi unutmayın bu arada. Yoksa her ay yenileniyor. Ama çokça şablon var. Ve onlardan birini seçiyorum ben. Oradan bakın görüyor musunuz? Çok güzel şablonlar var. Çok estetik şablonlar var. Mesela. Bir de Microsoft Word'ün böyle yine şablonları var hazır. Klasik yapılmış. Onları tercih edebilirsiniz ama ben daha unique olsun daha çok istedim. Yani daha bana has olsun daha çok istediğim için bir kerelik para verip şu siteden yaptım ve onu hala kullanıyorum. Mesela bana bir şey anlatıyorken ben onu görsel bir şekilde görerek anlamayı daha çok severim, daha çok oturtabilirim. O yüzden size de öyle yapayım diye düşündüm. Neyse tekrar üzerinden geçeyim. Özet geçeyim ya da. Bence yasal staj için iş ilanı bulabileceğiniz en güzel siteler bir LinkedIn. Yani LinkedIn bence dünyadaki en çok iş bulunan ama en de toksik olan sitelerden biri. 2. Legal 500'ün web sitesindeki ofislere tek tek bakabilirsiniz. 3. İstanbul Barosu'ndaki ilanlara bakabilirsiniz. Maaşlar hakkında çok konuşmayayım çünkü mesela bazı Legal 500'deki ofisler çok düşük veriyor. 5.000 lira veriyor ya da sadece yol emek karşılıyor. Bazısı da 50-60 bin lira veriyor. Ya da bazı butik ofisler hiç para vermiyor. Bazı butik ofisler yine beni çok şaşırtacak maaşlar veriyorlar. O yüzden bir miktar söylemek yanlış olabilir. Ama bana sorulan sorulardan biri de buydu. Hani abla meslekte nasıl fiyatlar? Bazı avukatlar gelmeyin maaşlar düşük diyor diyordu. Evet bence de yani düşük. Mesela babam benim işte dediğim gibi avukat. O 30 yılını ya 25 ya 30 yılını doldurdu meslekte ama sanıyorum ki 30 yılını doldurdu. Mesela onların zamanında 7 tane hukuk fakültesi varmış ve onların mezununun iş bulup hani kendini büyütmesi çok kolaymış. Ya da kendi şirketini kurup ofisini kurup büyümeleri çok kolaymış. Ama şu an yılda belki 10 bin 15 bin hukuk mezunu var. O yüzden eskisi kadar rekabetin yüksek olduğu bir meslek değil ve bu yüzden maaşlar da bence daha düşük. Ama ileride tabii ki de yani çok önü açık bir meslek. Her tür alana ilerleyebilirsiniz ve çok büyük paralar kazanabilirsiniz hala. Mesela spor hukuku, sağlık hukuku böyle çok revaçta olan şeyler. Bunlardan çok para kazanabilirsiniz ama başta çok para kazanamayabilirsiniz. Ben şu an çok para kazanmıyorum. Ama yani diyorum Koç'tan mezunum, o kadar yabancı dilim var, şu var, bu var. Umarım ileride daha hani daha çok paralar kazanırım. Şu an emin adımlarla yavaş bir şekilde ilerliyorum gibi hissediyorum kendimi. Umuyorum da böyle olur. Umarım bu video işinize yaramıştır. Birazcık hızlı konuştuğum gibi hissediyorum. Çünkü dediğim gibi saat şu anda 10.30. Sabahtan beri ayaktayım. İşe gittim geldim. Arabamı yıkadım garajda falan. Ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bu videoyu çekmek için bu hafta başka hiçbir günüm olmayacak. Ve siz de şu an tercih dönemlerinde olduğunuz için merak ediyorsunuzdur. Ve ben YouTube'a konuşmayı bayağı özlemiştim. Neyse sizi öpüyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.